Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kaan Arlı. Evet, Mobil Dünya Kongresi'ndeki turumuz devam ediyor ve elimde Windows 10 ailesinin en güçlü üyesi olarak söyleyebileceğim HP'nin Elite X3 modeli var. Neden en güçlü? Ondan da kısaca bahsedeceğim ama öncelikle bir tasarıma girmek istiyorum. Elimde görmüş olduğunuz ürün HP Elite X3'ün son hali değil. Şu anda erken bir alfa seviyesinde olduğunu söyleyebilirim cihazın. Tasarımda ve donanımsal olarak bazı değişiklikler telefonda yer alacak ilerleyen zamanlarda. Ama kısaca değinmek istiyorum. 5.96 inçlik bir ekrana sahip arkadaşlar. AMOLED ekran ve 2K ekran çözünürlüğüyle donatılmış. Buna ek olarak Gorilla Glass 4 teknolojisiyle de ekran korunuyor. Hemen bunu söyleyelim. Kalın bir telefon, biraz büyük ve ağır bir telefon aslında bakarsınız ama teknik anlamda ve batarya kapasitesini de söylediğim zaman aslında bu detayların olması gerektiğini ya da çok da fazla kompanse edilemeyeceğini anlayacaksınız. Telefonla yaklaşık 195 gramlık bir ağırlığı var ve 7.8 mm kalınlığında, boyut olarak da 161 mm yani yükseklik olarak da. Güzel bir telefon olmuş aslında, büyük telefon, tablet arayanlar için ve özellikle Windows 10 deneyimi için son derece iddialı bir model. Şimdi teknik özelliklere gireceğim, orada da zaten bu konuyu sizlere aktarmış olacağız. Öncelikle tasarımda biraz daha devam istiyorum. Telefonun sağ üst köşesinde bir ön kamera görüyoruz arkadaşlar ve onun yanında ilerleyen modelde bir iris tarayıcısı olacak. Iris Scanner ismiyle birlikte gelecek ve öndeki kamera 8 megapiksel çözünürlüğünde. Arka tarafa geçtiğimizde ise, şöyle hemen ilmeği de kapatalım. Arka tarafa geçtiğimizde 16 megapiksellik bir kamerayı görmekteyiz. Hemen alt iletişi ve final sürümünde şu bölgede bir parmak izi tarayıcısı yer alacak arkadaşlar. Onu da hemen söyleyelim. Ayrıca ses tarafına girdiğimizde hemen alt kısımda şu şekilde de göstermek istiyorum. Bang Olufsen'in tam olarak telaffuz edemiyorum şu anda, biraz zorlandım ama Bang Olufsen'in bir ses desteği de olacak. Buradaki hoparlörde bunu görüyoruz. Bu da güzel detaylardan bir tanesi. Teknik özellikler tarafında, işlemci tarafında HP Elite X3 Snapdragon 820 işlemcisiyle geliyor. 4 çekirdekli 2.15 GHz hıza sahip olacak bu telefon ve 4 GB'lık düşük güç tüketimli DDR4 bellek cihazda yer alacak. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Hafıza tarafında ise 64 GB'lık eMMC desteğini görüyoruz ki 64 GB böyle bir telefon için zaten Windows deneyimi için yeterli ve olması gereken bir seviyeydi. Burada HP çok güzel bir karar vermiş depolama tarafında. Tabii ki cihazda da 2 adet hoparlör yer alacak, bunu da hemen söyleyelim. Bağlanabilirlik tarafına baktığımızda 802.11 AVGNAC ve 2X MIMO desteğini görüyoruz. Ayrıca Bluetooth 4.0 desteği de cihazda yer alıyor. Ayrıca NFC gibi bir desteğimiz de var. MicroSD kart tarafında ise 2 TB'a kadar bir MicroSD kart desteği var. Henüz tabii öyle bir kart yok ama olduğu zaman en azından bu cihaza 2 TB'lık kartı rahatlıkla takıp kullanabileceksiniz. Bunu da söyleyelim. Bunun dışında dediğimiz gibi elimizdeki ürün final sürümü değil. O yüzden tasarım ve teknik donanımlar değişebilecek gibi görünüyor. Ama işlemci tarafında herhangi bir değişiklik beklemiyoruz, onu da söyleyebilirim. Buna ek olarak telefonun kalın ve ağır olmasının en büyük sebebi, yegane sebebi 4150 mAh gibi kocaman bir pile sahip olması. Gerçekten çok büyük bir pil var arkadaşlar telefonda. Tabii bu da uzun pil ömrünü, uzun kullanım ömrünü kullanıcılara vaat edecek. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Telefon alt tarafındaki tuşlar kapasitif, ekrandan bağımsız. Bu da güzel ve sevdiğim detaylardan bir tanesi olmuş aslında bakarsanız. Arayüz tarafına da kısaca değinecek olursak, Windows 10'u mobil cihaza oldukça iyi entegre etmiş. Bunu kolaylıkla söyleyebilirim. Windows 8 mobil sürümündeki gibi, Windows Phone sürümündeki gibi küçük kareler şeklinde ekranı uygulamaların telefona yerleştirildiğini görüyoruz. Ayrıca en alt kısımdaki All Apps kısmına girdiğimizde de asıl detayları burada karşılayabiliyoruz. Buradaki detaylar karşımıza çıkıyor. Hemen şöyle biraz gezelim. Gerçekten dolu dolu bir telefon ama dediğimiz gibi final sürümü olmadığı için bazı şeylerin de şu anda çalışmadığını ve eksik olduğunu söylemek gerekiyor. Şöyle biraz gezelim. Örnek veriyorum, settings kısmına girdiğimizde çeşitli, tıpkı bilgisayardaki gibi çok sayıda detaya gelebiliyoruz burada, karşılaşabiliyoruz. Sistem ayarları, cihaz ayarları, bağlantı ayarları, kişiselleştirme hesaplar gibi, dil ve seçenekler gibi. Yani bir Windows ekranında ne görüyorsak aslında bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Şöyle hemen display ayarlarına falan girdiğimizde de about kısmına girelim. Burada çok çeşitli bilgilere erişebiliyoruz cihazla alakalı. Display tarafına giriyorum. Burada da ekran ayarlarını ilerletebiliyorsunuz. Driving mode, phone messaging gibi farklı seçenekler mevcut. Arkadaşlar cihaz güzel olmuş. Şu kamera tarafına da bir bakmak istiyorum aslında. Şuradan kamera arayüzünü bulabilirsem eğer.
Biraz araştırmak gerekiyor çünkü. Evet, kamerayı da bulduk. Kamera arayüzü de hemen gösterelim. Sonrasında incelememizi sonlandıracağız. Dediğimiz gibi telefon bir beta sürümünde, hatta alfa sürümünde olduğu için donanımsal bazı eksiklikleri var. Bütün fonksiyonlar stabil çalışmıyor. Onları da söyleyelim. Yani cihazla ilgili herhangi bir problem final sürümünde olmayacak. Burada frame grid gibi görüntü seçeneklerini görüyoruz. 4'e 3, 16'ya 9 gibi. Video tarafındaysa hemen şöyle bakalım. 30 kare saniye 4K çözünürlükte video çekebiliyor arkadaşlar bu cihaz. Bu da güzel detaylardan bir tanesi. Evet, şimdilik HP Elite X3 modeliyle alakalı söyleyebileceklerim bu kadar. Telefon ülkemize bir şekilde gelirse detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Etkileyici bir telefon olmuş. Özellikle donanım ve batarya tarafıyla beni çok etkiledi. Ayrıca şurada görmüş olduğunuz cihazla birlikte telefonunuzu Continuum dock'una oturttuğunuz zaman şu şekilde, şöyle göstereyim, gerçek bir Windows deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Buradan klavye mouse desteğiyle birlikte telefonu etkin bir şekilde kullanabiliyorsunuz ki hemen şöyle göstermek istiyorum. Windows ortamında telefon çalışır hale geliyor ve klavye mouse desteğiyle birlikte rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Bu da Windows 10 işletim sisteminin hem mobil platformda hem de masaüstü platformda oldukça etkileyici bir iş görmesini sağlayacak arkadaşlar kesinlikle. Evet, şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Fuardaki turumuz devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin.